Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aslı Özder benimle birlikte bugün. Kanalımda birlikte yayın yapacağız. Geçen insanların tepkilerini görüyor musunuz bilmiyorum. Yani hangimiz kimi zaman bir yılbaşı ağacına dönüşmüyoruz bilmiyoruz. Bugün bakacağız bakalım, biraz insanların tepkilerini ölçeceğiz. Bu makyajı ve saçı bana yapan Aslı Özder'e çok teşekkür ediyorum. Onun kanalında da bir videomuz var. Videonun sonunda zaten yönlendirmemizi yapacağız. İyi seyirler. Diye 2016'dan ne bekliyoruz? Ne bekleyelim? Ne bekleyelim? Ha, sen söyle. Para mı? İyi mini banka çıkarsa iyi olur. Sağlık. Sağlık. Sağlık da olur. Değil mi? Ha, ben burada ağlamayı bırakıyorum. Aşk bekliyorsunuz. Peki inşallah aşk da, para da, sağlık da, sevgi de sizi bulur diyoruz. Şöyle yolumuza bakıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Burada biraz daha kitle değişiyor. Biraz daha Karaköy cazcılarına yaklaşıyoruz. Çok bohem bir hayat yaşıyorum. Biliyorsunuz işte Amerika'da uzun süreler kaldım ve communication'a bayılırım. İnsanlarla konuşmak çok hoşuma gidiyor. Onları tutturmak istiyorum. Tek tek sorular sormak istiyorum. Öyle kaçılmaz. Böyle gitme ne olur, böyle gitme ne olur. Biraz yanımda otur diyemiyorum. Odam bana dava açtığını biliyor muydunuz? Neyle ilgili röportaj yapıyorum? Benim, hadi harika. Ama şu an biz de sizle yapacağız. Tamam. Ya sapsan. Hayır, sen beni nereden tanıyorsun da yapacaksın? Ne kadar sıklıkla YouTube takip ediyorsunuz? Bilmiyorum, her gün takip ediyorum. Gerçekten mi? YouTuber var mı tanıdığınız? Hayır. Bizi yine gördüğünüz gibi herkes tanıyor Aslı ile beni. YouTuber'ların artık ya Türkiye'deki tanınırlığını sorgulayamayız değil mi? Öncelikle biliyorsunuz ki 2016 geliyor. Bu konuyla ilgili heyecanlı mısınız? Acayip heyecanlıyım. Neden mi acayip heyecanlıyım? Merak ediyor musun neden acayip heyecanlıyım? Hayır! Yani 2016'ya gelirken böyle bir bayanla, hanımefendiyle karşı karşıya kaldıysan, böyle giriyorsan bu yıla bittik demektir. Merhaba. 2014'ten 2015'e geçerken mi daha mutluydunuz? 2015'ten 2016'ya geçerken mi daha mutlusunuz? 2016'dan 2017'ye geçerken mi daha mutlu olacaksınız? Öncelikle 2015'te ne olmadı da 2016'da ne olsun istersiniz? Çok kafa karıştırıcı oldu değil mi? Evet, şimdi kafam karıştı. Şimdi camı da bilmiyorum. Dırın 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 dırın. Valla zam olmasın, başka ne oluyorsa olsun şu ara. Mesela eşiniz ya da kız arkadaşınız saçlarını böyle yapsa ve böyle bir makyaj yapsa ne düşünürsünüz? Valla bir tane 7.65 kırma var, onunla mermi manyağı yaparım herhalde. Türk halkı yine kendini gösteriyor diyorum. Merhaba. 2016'nın yeni saç stili böyle olacak, ne düşünüyorsunuz? İğrenç. Gerçekten mi? Ki makyajın nasıl? O da güzel değil. Ya bu kadar mı ya? Ya senin için bu kadar kolay mı ya? Çok sağ ol abi. Çok sağ ol yani. Harikasın. Teşekkürler. Vallahi bu devirde çam ağacı olmak zor şekerim. Yani SSK'nı mı, yolunu mu hepsini karşılıyorlar ama ay zor, saçımda şeyler var. Tabii ki de ağaç olmak zor. Zaten büyük mal yakında keserler ve üstüne AVM inşa edebilirler. Bol bol para bekliyorum aslında bakarsan, biliyor musun? Bu yıl bana çok para gelecekmiş. Eğer istersen beraber yiyebiliriz. Olur. Hayır, bu bir teklif galibop. Arkadaş, adam çam ağacına yürüdü ya. Olacak iş mi ya? Şu hareketlere bir bakın ya. Gir kız. Yeni yıl değişik bir şey bekliyorum. Ben öğrenciyim, okuyorum. Okul falan kurallar falan değişti. Hayat da değişsin. Türkiye daha canlı olsun. Kısaca dünya barışı diyebilir miyiz? Aynen. Dünya barışı keyfi. Altıdan ne bekliyorum? Daha az ödev. Az proje yine aynı şekilde. Ne kadar düzgün bir diksiyonumuz var. Çok bir şey. Bir konuşun bir röportajı. Hadi. Kentsel dönüşüm hakkında ne biliyorsun? Kentsel dönüşüm genelde dönüşüyorlar. Bu takım kentler birbirine dönüşüyor. Mesela İstanbul'la Ankara genel olarak birbirine dönüştüklerini gördüm. Kentler arası bir takım barışlardan kaynaklı dönüşümler geldi. Cinsiyet değiştirenler gördüm. Biz şu an böyle ünlü biriyle herhalde röportaj yapmış olduk. Yarı ünlü gibi. Çok da değil ya, onu de. Bir daha söyle ünlüyü. Ya bir daha şöyle sağ kulağıma doğru. Hi. Ya bir şey sorabilir miyim? 2016'dan beklentin ne? Mama mı? Kuru mama mı? Bir kap su mu? Ne istiyorsun kız? Gel buraya.
Biz çok çılgın olduğumuz için böyle her gün yüzümüzü boyuyoruz ve dışarı çıkıyoruz. Niye? Çünkü çılgınız, deliyiz. Yapacak bir şey yok yani. 2016'dan beklentiniz nedir? Hiçbir şey. Tamam, teşekkür ederiz. Lanet olası ıssız bir sokağa giriyoruz. Senin 2016'dan beklentin ne? Hiçbir şey. Ne sıklıkla Karaköy'de takılırsınız acaba? Ya şöyle söyleyeyim, ben genelde sürekli 1 lira falan topladığım için yoldan geçenlerden ve buradaki cazcılara bayıldığım için buradaki konserlere geliyorum. Çünkü sanatçılar aç. Evet, çünkü sanatçılar aç geziyorlar biliyorsunuz ve sürekli kafaları güzel. Bu yüzden de burada konser vermeye ihtiyaçları var. Dolayısıyla sürekli Karaköy'de takılıyorum. Bu gerçekten de sıra dışı. Ve impossible is nothing. Karaköy'e gelmişken biraz Instagram fotoğrafı çekmez miyiz? Hı? Fashion bloggerlarla birlikte. Hi guys! 2016'dan beklentiniz nedir? Stop, kaldım orada. Ama o kalış. Birlikte kalabilir miyiz? Evet, herkesi yeterince taciz ettiğimize göre artık videonun sonuna gelmişiz demektir. Bu makyajı ve saçı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız Aslı'nın kanalına gidip izleyebilirsiniz ki videonun linki de şurada olacaktır. Şurada olacak. İyi seyirler ve mutlu yıllar diliyoruz. Mutlu yıllar. Hoşçakalın.